Benim Yalancı Yarim diye bir film vardı. Hatırlayan var mı bu hikayeyi? Yok. Bu dönemki sosyal medya ile alakalı Benim Yalancı Yarim sosyal medya diye kullansak. Türk filmi bu. Türk filmi. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir film vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Şeydi. Sosyal medya ile ilişkimiz bir miktar özellikle bu dönemin içerisinde de böyle bir seviyeye varıyormuş gibi geliyor. Yani bir yandan yarim, hani burada netiz. Ama bir yandan da benim yalancı yarim biliyoruz başından itibaren. Yani aradaki eksiği şeyle kapatmak lazım. İnsanlarla yüz yüzeyken nasıl konuşuyorsa sosyal medyada da öyle konuşurken insanların mecrası yok. İşte o zaten her mecranın bir şeyi var. Yani her mecranın aslında bir sınırlı karşıladığı bir alan var. Mesela Twitter bir şey karşılıyor, Facebook bir şey karşılıyor. Ben onun şakasını şöyle kuruyorum. Bir iki aslında Can Canan'da bile anlatmış olabilirim. Çocuk üniversiteyi kazanıyor. Üniversiteyi kazandığında ailesine, akrabalarına haber vermek için fotoğrafını çekiyor. Facebook'a koyuyor. Ben üniversitede mühendislik kazandım. Ey ebeveynler diye bildiriyor. Sonra üniversitenin tabelasının önüne geçiyor. Artistik bir poz veriyor. Flört etmek için Instagram'ı kullanıyor. Sonra yemekhaneye gidiyor. Yemek yerken fotoğraf çekiyor. Buradaki yemekler bok gibiymiş diye Twitter'da yazıyor. Şimdi bu hikaye mecraya göre kendisini şekillendirmeyle ilgili. Yani biz veriyi, bu senin de sıklıkla konuştuğumuz hikayelerden bir tanesi. İçeriğin nerede karşılaştığımızla içeriğin anlamı değişiyor ya. Media yani, is the message. Evet yani hani diyorlar. Bunu o bilgi, o cümle sadece kendi cümlesel varlığıyla ya da o fotoğraf fotografik varlığıyla gerçek değil. O fotoğraf nerede yayınlandığıyla gerçek. Yani şimdi bu dönemin içerisinde o fotoğrafı Hürriyet Gazetesi'nde görürsek başka bir şey, Sözcü'de görürsek başka bir şey anlamına geliyor. Aynı fotoğraf. Zihnimiz öyle bir okuma filtresinden hızlıca geçiriyor ve bu otomatik olarak herkeste var. Hiçbir entelektüelizme de şeyi yok, karşılığı yok. İşte sosyal medyada karşılaştığın içerikle alakalı da böyle bir durum varmış gibi görünüyor. Sosyal medyada, bunun da şakasını yaparız, henüz sosyal medyanın statik kullanımını bildiğimizi düşünmüyorum. Dünya olarak da bildiğimizi düşünmüyorum. Yani telefon Türkiye'ye ilk geldiğinde hatırlarsın yani ilk 10 yıl boyunca kötü telefon şakaları hikayesi vardı. Yani hani insanlar gerçekten telefonun başına otururlar ve uzunca saatler, bunu mesela unutuyoruz. Uzunca saatler birilerine abuk subuk numaraları arayarak birbirlerine kötü şaka yaparlardı. Buradan kabloyu çekeceğim, oradan geliyor mu bakayım. Geliyor yani falan böyle hani ya üfler misinler falan. Yani hani bu konuyla alakalı çirkin bir sürü bir şey vardır. Çünkü şimdi baktığımızda ortaokul çocuğu yapmaz dediğin şeyi o dönemde bayağı 20-30'lu yaşlarında koca koca adamlar yapıyorlardı. Şimdi sosyal medyada biz o evredeymişiz gibi görünüyor. Yani maalesef. Çok uzun sürdü ama. Yani değişim hızına bakarsan. Aslında çok uzun sürmedi yani. Ama değişim hızı çok hızlı ya. Mesela 6 yıl önce bu imkanların büyük bir kısmı yok. Muhtemelen 6 yıl sonra bugün konuştuğumuz sosyal medya mecraları da olmayacak. Yani çok hızlı turnover'ı var. Telefon 50 senelik mevzu. Yani 50 sene konuştuk telefonu. Ama bana sorsan oradaki kötü şaka dönemi de 10 yıl sürdü zaten orada. Yani hani bunu öğrenme hikayesinde. Şimdi sosyal medyada gerçekten baktığımızda Türkiye'de aktif sosyal medya 7-8 yıl. 7-8 yani sosyal medyanın girişi 7-8 yıl değil. Daha 15 yıldan biraz daha uzun ama aktif yani genele yansıyan hali 7-8 yıl. Ya 7-8 yıl sosyolojik bir örüntülenmede çok düşük bir şey. Ya böyle mikro nokta daha yani hani bir şey konuşma üzerine. Bu arada hani internet kullanımı belki 20 yıl, 20 yılın biraz daha üzerinde. İnternet hayatımızın artık başat nesnesi. Yani bizim devletle ilişkimizi bağlayan nesne. Hani o kadar da kurumsal ve yapısal. Hani o kadar da gerçek arka tarafta. Bir tarafı bu kadar kolpa ve bir tarafı bu kadar gerçeğe dayanan bir şeyin içerisinde büyük zonklama efektleriyle gidiyoruz. O yüzden yani bir yandan yarın, bir yandan da çok yabancı yani şeyin içerisinde. Yalan haber bambaşka yerde bir problem. İnsanların kendi benliklerini doğru şekilde pozisyonlamak bir problem. Mecraları mesela şöyle bir problem fark ediyorum. En son bu hani sosyal medyanın yasaklanmasıyla alakalı sohbetin üzerine yapıyoruz buradaki muhabbeti bir taraftan da. Sosyal mecralar o kadar uluslararası global bir dünyanın tuhaf bir gücü olarak da varlar ki mesela vergilenmeden tut da işte yönetimsel açıdan da bir sürü zafiyet var. Yani gerçekten nitelikli bir devlet yapısıyla baktığında oradaki ilişkimiz iyi bir ilişki değil yani. Hiç. Bir denetim gerektiriyor ama bu denetim %10'luk konuşulması yani çok denetimli konuşulması gereken bir şey. Çünkü öteki tarafta bireysel özgürlükleri çok zedeleyebilir bir unsuru var. Biz ona çok açığız bu dönemde. Yani orası muamma, gri bir alan şeyi. Onlar da bunun fırsatını bilerek karşı taraftan bununla alakalı hiç ilerlenemeyecek bir şey, nobranlıkla bizle konuşuyorlar.
Yani sosyal medya. Tuzları kuru zira. Zira. Yani Türkiye bir ara kapattı bir şeyleri. Adam dedi ki kapatırsan kapat, sen bilirsin. Yani Türkiye kapattığında fark ediyoruz ki biz zarara uğradık. Tabii. Türkiye için karlı bir şey olmadı yani. Dünyadaki var olma biçimi, tüm dünyanın birbirleriyle var olma biçimi bununla alakalı. Eğitimin önemli bir bölümünü uzaktan eğitime çektiğinde YouTube'u nasıl kaldıracaksın? Tabii. Yani ya da mesela YouTube'un kendisine bir muadil oluşturup denetimli YouTube diye bir şey kurduğunda hani oradaki içeriği kendisinde oluşturmak öyle şey değil ki. Yani evde video çekilip oluşturulabilir bir şey değil ki. Kimsenin gelmeyeceği sinek avlayan yerler olacak. Bu arada Türkiye'deki birçok özel şirket şu anda çok kullandığımız popüler yazılımların, WhatsApp'ın bilmem benzerlerini üretmeye çalıştı. Ya ben bir tanesinin adı isim vermeyeceğim, gömmeyeyim şimdi de. Televizyon reklamını gördüm. Yani dedim ki hakikaten yani 50 yıl önceden birisi gelmiş bir reklam kampanyası, ne verdiği mesajın bir yılı. Bende bile karşılığı yok ama 50 yaşında adamım, bana bile tınlamıyor yani. Hadi o zaman diyelim 45 yaşındaydım. Yani eskiye bile hitap etmeyen böyle son derece çizgi dışı bir şey. Bu o mecranın içinde olmamaktan kaynaklanan bir şey. Şimdi uzaktan yasaklama, uzaktan yönetmeye çalışma makulmüş gibi görünebilir. O sistemin içinde olduğunda ben çok hata yaptım mesela, beni bilen biliyordur. Şu anda bizi izleyenlerin bir kısmı eski takipçimdir muhtemelen. Ben eskiden Twitter'a haftada birkaç gün sabahlayacak derecede vakit ayırırdım. Şöyle bir şey var. Ben derslerde sınıfa öğrenciler geliyor ya. Şimdi bir şey anlatıyorsun. Öğrenci soru soruyor, itiraz ediyor, tartışıyorsun. Ne diyorsun? Sonuçta bir ortak nokta buluyorsun. Orayı da öyle zannediyorum. Yani iletişimin olduğu bir yer gibi gözüküyor. İnsanın fabrika ayarlarında anlattığım şeyin çoğunu ben orada öğrendim. Yalan o. Orası iletişim falan yok. Orada sadece bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. Herkesin motivasyonu farklı. Biri mesela cumhurbaşkanına ya da bir bakana ya da bir profesöre ya da bir ünlüye laf çakabilmek için orada. Yani ona bir şey söylemeyecek. Hele ki yanlışlıkla bir like alırsa o çaktığı laf, yanlışlıkla o ona bir hele cevap verirse, ki oluyor bu. Hı-hı. Diyor ki işte artık ben varım. Yani o muhatap oluyorum. Yani o sanal şeyi gerçek hayatında bir, nasıl diyelim, kendine taltif olarak kullanıyor. Çok özür dilerim, araya gireyim. Aslında bu, yani bu mesela iki taraflı bakılabilir bir hikaye. Bu televizyonun geldiği de bir nokta. Bu şu andaki anlattığın, hı-hı, hikaye. Şimdi televizyonda, yani işte reklamcılıktan kaynaklı televizyonda çeşitli kademelerde ilişkiler olduğunu fark ediyorsun. Çok keskin bir rating hikayesi üzerine kurulu bir matematik kullanıyor. Ya başka da hiçbir ölçek yok. Bu arada ratingin sapma oranı %50'den fazla. Tabii ki. Ya buna rağmen rating kullanılıyor bir şeyde. Ve bu rating hikayesinde tutarlı olan şey hep işte pornografide anlatırlar. YouTube'la alakalı suçladılar. Yani bir şeyi izlemeye başladığında hep daha sertine götürür seni. Tabii. Hani bir şeyle, aynen, alakalı. Rating de böyle çalışıyor. Hep daha sertine. O zaman bakıyorsun ki televizyonda yüksek çatışma yoksa, gıdaya ya da seksüaliteye birinci derecede gönderme yoksa, Röntgencilik yoksa, aşağılama yoksa, aşağılama, çatışmanın aşağılamaya döndüğü haller yoksa rating almıyorsun. Şimdi böyle olunca, yani buradaki yapı böyle sivrilince aynısının sosyal medyaya yansıdığı halde aynı bakış açısı, aynı formülle beraber yürüyor. Adam girdiğinde içeriye, direkt oraya oturduğundaki masadaki kültürü, az önceki anlattığın hikayede ben laf çakacağım, o bana bir şey yapacak, bilmem ne olacak falan, hani masayı böyle yapacağım. Halbuki bu şakasını hep yapıyoruz. Aynı adama, aynı kişiyle masaya getirse hüdüdüp diye. Yani hani ben kaç kere yaşadım abi bunu. Oradan çocuk laf giydiriyor, artık derse geliyor. Hocam ben falan demek istemiştim. Niye dedin o zaman? Yani ben mesela oradaki bir laf söylerken 10 kere yazıp siliyorum. Çünkü yarın bir gün bu heriflerle karşı karşıya gelsek ne yapacağız diye. Mesela benim en sert gözüken, işte ekşi sözlüklere düşen tweetlerim var. Ben onları üniversitede, sınıflarda, toplantılarda, akademik kurullarda söylediğim şeyler onlar. Ben sadece sosyal medyada yazmıyorum ki. O galis gözüken tavrı sanıyor ki ben sadece orada yapıyorum. O da bana sadece orada yapabileceği bir şeyle karşılık veriyor ama çok kötü çuvallıyor. Yani onu o şekilde söyleyebilen insanın arka planını bir düşünmen lazım. Bu herif nereden ne söylüyor? Yani ben birine eşek dedim, evet dedim. Ya bunu, bu eşekliktir dedim bir harekete. Ama ben bunun eşeklik olduğunu 15 yıldır anlatıyorum. Yani insanlar bu eşekliğe girmesin diye fiziksel faaliyet gösteren bir insanım yani. Dolayısıyla o eşeklik tanımı ölene kadar arkasında durabileceğim bir tanım. Ama o eşeği sadece anıran bir hayvanı, işte bir beğenmediğim insanın durumu hakaret olarak kullandığımı düşünerek dinliyor. Ve dolayısıyla orada ona verdiği cevap farklı. Özetle orada bir iletişim falan yok. Birincisi onu koymak lazım. Yani ikincisi, mesela biraz önce işte Ozan arada söyledi. Dedi ki Cem Yılmaz'ın filminin altına bir yorum geliyor. Ulan kabul et, Cem Yılmaz komik değilsin yazıyor ve binlerce like alıyor. Şimdi emin ol Cem Yılmaz bunu sallamıyor. Yani biliyorum. Yani bunu sallasan Cem Yılmaz olamazsın. Ben bir dönem bunları çok önemsedim. Yani o insanın fikrini değiştirince sanki dünyayı değiştirecekmişim gibi geliyor. Fakat su üstüne yazı yazmak gibi bir şey.
Çünkü orada o yorum gerçekten hiçbir amaçla yapılmıyor olabilir. Yani bir şey yazmalıyım. Ne yazmalıyım? Cem Yılmaz, hiç komik değilsin. Bu kadar bir düşünce zinciri var onun arkasında. Yani sen bu insana bir şeyler söylediğinde, o yorumuna cevap verdiğinde bir anda ne oluyor biliyor musun? Bizim zihnimizde bir şey vardır. Karar vermediğin zaman her şey olasılık halindedir. Ama bir karar verildiğinde artık ondan sonraki kararlar önceki belirsizlik halini ortadan kaldıran kararın devamı olurlar. Yani o karar bir zincir belirler ve seni bir tarafa yönlendirir. Söz bunun çok önemli araçlarından bir tanesi. Bir şeyi söyledin mi artık olsun. Yani ağzından çıktı mı bittin. Dolayısıyla o ses söz sana hakim olmaya başlar. Hazreti Ali'nin sözüdür o. Sen söylemeden önce sen söze hakimsin, söyledikten sonra söz sana hakimdir diye. Şimdi orada yazılan şey de bırakıldıktan sonra hızlıca unutulan bir şey bırakan tarafından. Hani beni mazur görün dışkılamak gibi. Yani attı ve gitti. Düşünmezsin nereye gitti bu kanalizasyonda şimdi yalnız başına nerelere gidiyor falan diye öyle bir şey olmaz. Ama sen ona cevap verdin mi? O bir polemik konusu oldu mu ne oluyor biliyor musun? O insan onun arkasında durmaya başlıyor. O insan onun üzerine argüman, retorik inşa etmeye başlıyor. O insanın o konuda bir fikri olmaya başlıyor. O insan birden o kampın bir parçası oluyor. Ve öyle bir kamp oluşuyor. Şimdi sakıncalı olan şey ortada hiçbir şey yokken bir şeyin doğuyor olması. Mesela böyle gerçek bir tepki de yok, gerçek bir düşünce, gerçek bir arka planda bir çalışılmışlık hiçbir şey yok. Ama o muhabbet var ya oradaki bada 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 bir şey oluşturuyor. İşte bu oradaki orada. Sınır post-truth dediğin, gerçeklik sonrası dediğin başka bir algı grubuyla beraber aynen. Birleşiyor ve yürüyor. Ama şimdi bunun başında da bir durum var. Bir adam köy diyelim ki kaç kişi de olsa 250 kişilik bir köy olsun. Bir köyde doğuyor, büyüyor. 24 yaşındayken köyden çıkıyor. Şimdi köyün içerisinde bir sosyal dengelenme pozisyonu var. Köyden dışarı çıkıp da bir kente geldiğinde buradaki mesul olduğu halası, dayısı, köy kahvesindeki bilmem ne falan falan mesuliyetler zinciri. Yani karşılıklı alma verme, utanma, ahlak, denge zinciri. Kente geldiğinde bu yapı kente taşınmadığı için kente gelen adam birdenbire mesul hissetmiyor. Burada bir ağacın dalını kırmaktan utanırken burada parkta herhangi bir lambayı kırabiliyor. Çünkü hani oradaki olması gereken formül burada işlemiyor. Hala yok burada. Köydeki dayı da yok. Bilmem ne de yok. Başka bir alan oluşuyor. Sosyal kontrol mekanizmaları yok. Yok. Aynısı yani illa böyle hani çok etnik bir şey de söylemek zorunda değil. Aynı adam kasabadaysa başka bir ahlak. Yani orada doğduysa başka. Kentte doğduysa yine başka. Kentin de kendi içerisinde, kentte doğup büyüdüyse kentin de kendi içerisinde bir dengelenme, bir sorumluluklar formülü kurma durumu var. Ne zaman ki ama o adamı oradan alıp öteki tarafa götürdüğünde sorun çıkıyor ya da büyüyor. Şimdi bizde de sosyal medyayla karşılaşmanın hikayesi adamı birdenbire alıp biz tüm dünya ile alakalı bir arenada bir masaya koyduk. Kimseye karşı sorumlu değil. Hiçbir ahlaki durumu yok. Böyle olduğunda da aynı parktaki lambayı durup dururken kıran çocuk gibi. Yani mantığı var mı? Yok. Yani ona sonrasında şeyler uydurdular. Bu topluma karşı içindeki duyduğu şiddeti dışarı. Ya yok öyle bir şey. Olduğu yerde saçmalıyor işte. Yani öyle topluma şiddet middet de değil onun adı. O dönemde öyle bir popüler olduğu da hatırlarsın. Modernist tariflerde onlar. Sonrasında yani sadece gereksiz kendini özgür hissetme hali. Hala yok, dayı yok, bilmem ne yok. Bir şeye karşı bir şey veriyor. Yani fiziken refle umursamıyor. Ergen çocuk arızası. Arızası veriyor. Bunu 30 yaşındayken veriyor. Şiddeti de büyük oluyor böyle verdiği için. Ya da bir şey oluştuğu için. Aynısı sosyal medyada oluyormuş gibi görünüyor. Hep ama hani sosyal medyanın hızlı değişimi belki bununla alakalı pozitif bir etkiye neden olabilir. Eski mecraların bırakılıp yeni mecraların oluşmasıyla ilgili davranışlarda hep küçük de olsa bir denetleme yani yeni denetleme, yeni ahlak, yeni unsurlar oluşarak bir araya geliyor. En son şu kuşaklar hikayesiyle tarif etmek hoşuma gitmiyor ama gerçekten 2000 sonrası doğan çocuklarda mesela yavaş yavaş o sosyal medyanın global etkisinden kopmayla alakalı davranış da bu yüzden oluşuyormuş gibi görünüyor. Kendi mesela şeyle tarif etmiyor, onların dilinde ahlak bilmem ne falan başlığıyla yok. Prestijsiz buluyor onu. Evet. Hani böyle var. Havalı değil, güzel değil. Yani aksine yani sosyal medyayı sadece geçici Snapchat'te kullanmayı tercih ediyor. Geri kalan hiçbir sosyal medya bağına ihtiyacı yok. Çünkü flörtleşmeyi de onun dışında çözmüş. Başka bir şeyle ilgili çözmüş hikayede. Hep orada yanlış kullanım hikayesindeki o çocuğun işte kasabalı bir biz kültürü diyelim. Az önceki videonun içerisinde yapmıştık. Biz olma zihninden birdenbire 3-5 milyar insanla beraber aynı masada kim kime dum duma canım nasıl isterse oraya doğru falan dedi. Sorumsuzluk hali. Faydalı bir tarafı var. Ben şeyin dijital devrimin adalet getirdiğine çok inananlardanım. Mesela galiba o zaman master mı yapıyordum? Üniversite master yaparken tabii 97-98 gibi.
MP3'ler çıkmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı. O zaman işte Metallica, Hababam, Napster'a falan davalar açıyordu. Bizim albümleri internetten paylaşıyorlar falan diye. Fakat o zaman bir yazı yazmıştım ben bir dergiye. Şimdi müzik o kadar, benim çok sevdiğim bir şey ama sıradanlaşıyordu. Çok fazla insan yeni dijital imkanlarla kolay müzik üretebilir hale geliyordu. Ve senin eğer bir müzik seversen vaktini çalıyordu. Deniyordum bir sürü bir şeyi. Ya belli bir elekten geçmesi gerekmiyordu müzisyen olmak için. Eskiden öyle mi işte? İşte ne bileyim bir plak şirketi gidecek sana işte Bohemian Rhapsody yapana kadar heriflerin neresinden ter çıkmış yani. Öyle bir süreçten geçmen gerekiyor. Ama şimdi evinde oturup home studio ben bile müzik yapıyorum. Dolayısıyla bu aslında benim vaktimi çalıyor. Dedim ki o zaman ya bu dijital müziğin çıkması bir şey yaratacak. Mesela artık öyle albümlerden bir sürü para kazanma falan işi zaten bitti. Yani bu kadar albüm alıp deneyecek şansımız yok. Çöp üretiyoruz bir kere. Kullanmadığım bir sürü işte plak CD çıkıyor. Yayılacak insanlar bunu dinleyecek ve bundan sonra demiştim daha ziyade konserlerden, yani live eventlerden gidecek müzik. Öyle kendimce hayatımda tuttuğum tek öngörüdür. Ve gerçekten öyle oldu. Aa bak müzisyen var aramızda. Albüm satımı falan diye bir şey yok artık. Yani o kafa geçti işte global müzik platformları Spotify, işte Apple Music, Beatport. Oralar dinlendikçe bir para ödüyorlar, bir şey yapıyorlar ama esas kısmı artık bu işin iyilerinin kendilerini sahneye çıkarttığı, canlı birebir performansın koronavirüse kadar geçer akçe oldu. Bir dünya oluştu mesela. Peki burada adalet sağlanan şey ne? Abi müzik bu kadar ucuz değildi. Sen ucuzlasın, ucuzlar işte. Dijital imkanlar buna bir yol bulur. Bu her tarafa saçılır. Şimdi iletişim de böyle. Sen iletişimde dengeyi, kantarın topuzunu kaçırdın mı? Böyle de bir dijital imkan geldiğinde ne oldu? Çarşamba pazarı gibi ortalık. Herkes birbirine giydiriyor. Ve bir faydalı tarafı var bu adaletin. Direnç sağlıyor abi. Mesela sen bugün sosyal medyada gösterilen tepkilerin hiçbirinin olmadığını var, yasaklanacak falan diyor ya. Bu tepkinin arka planında biriktiğini, yer altına indiğini, örgütlendiğini, Taksim Meydanı'na çıktığını, bilmem ne yaptığını bir düşün. Yıkıcı etkisi işte 1970 küsürdeki 1 Mayıs gibi olmaz. Çok daha büyük olur. Dolayısıyla bir direnç var burada. Bununla alakalı hoşuna gidecek diyalogdur yani gerçekten. Bunu bu arada bize Açık Beyin'e bir program olarak çekmeyi istediğim konulardan da bir tanesi. Tümden gelip diyorum ya arasında böyle bir formatta bir şey çekeyim. Şu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alkol yasağı hikayesini anlatmak istiyorum. 50'lerdeki. 1920 küsür. Ha, 50'lere kadar sürmüş ama değil mi? 11 yıl mı? 12 yıl mı? Ha, ha, 30'lara kadar. 11 yıllık yasak. Keyiflerine göre karar vermişler. Ahlaken. Abi alkol kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey. Hadi engelleyelim. Bu arada Türkiye'deki alkol içme oranı %24. Bak hani şey demiş. Alkolü engelleme Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük mafyası. Yani politikaya girmiyorum. Aleni olduğu için söylüyorum. Ağacanın papası suikasti dahil olmak üzere dünyadaki çok büyük global olayların hemen hepsinin tetikleyici zinciri Amerika Birleşik Devletleri'nin sonrasındaki 50 yıl boyunca alkolizmle uğraşma nedenleri gibi o kadar büyük arka background'a neden oluyor ki 11 yıl mı ne? Alkol yasağı. Alkol yasak evet. Diyorsun ve alkol yasak deyip denetlemeye kalkıyorsun hikayeyi. Bu denetlenemez bir arka background doğuruyor. Yani burada hiçbir mühendislik, topluma rağmen mühendislik diye bir hikaye yok. Olmaz. Sadece akan suyu yönetebilirsin, yönetemezsin, özür dilerim. Yönlendirebilirsin, rehberlik edebilirsin, şey yapabilirsin. İstifade diyelim. Ha, en önemlisi bu. Durdurmaya kalktığın her yerde küçücük iğne deliyor geçiyor ve maraza neden oluyor. O iğneyi yürüteceksin. Yani hani nerelere nasıl gideceğini ya da ne yapacağını yürüteceksin şeyde. Elbette bence yönlendirmeye, belli sınırlar belirlemeye, akmak için belli bir mecraya yönlendirmeye ihtiyaç var. Hem de bu arada yani şu global şirketlerle Türkiye'nin ilişkisi açısından gerçekten önemli bir değişime de ihtiyaç olduğunu zannediyorum. Yani hep söylediğim şeylerden bir tanesi. Biz ürettiğimiz her paranın önemli bir kısmını dışarıya doğru şakır şakır harcıyoruz. Mesela en çok dikkat çekilmesi gereken şeylerden bir tanesi tuhaftır. Sosyal medyanın kullanımından çok internet kullanımı. İnternet için dünyaya ödediğimiz paraya bakmak gerekiyor. O para şu anda birebir rakamlarıyla söyleyemeyeceğim ama bizim zannettiğimizin çok üzerinde. Sen çok, internet çok kullandığın için. Tabii. Avrupa'daki birçok ülkenin sosyal medya kullanıyorken fotoğraf ve videoların otomatik yüklenmesine izin vermediğini duyduğunda da şaşırıyor adam. O internet kullanımını denetliyor arka tarafta. Otomatik yüklenmiyor. Sen talep edersen yüklüyor. Bizde her şey otomatik yükleniyor ve devamlı internet kullanıyoruz ve biz internete tabii. Yani
bizdeki şirketler komisyoncu, biz internet için yurt dışına para ödüyoruz hikayede. Mesela oradaki kaybettiğimiz miktarın gerçekliğini görmeye ihtiyaç var. Bu başka bir şey. Ben kendi faturalarımı düşününce. Düşününce ve onların o faturaların ne kadar büyük bir kısmını aslında yurt dışına ödediğimizi fark edeceğiz. Herkes kendisinin internet ödediği paranın %60'ının yurt dışına gittiğini hayal etsin. Bakalım nasıl bir mecra çıkıyor şeyin içerisinde. Bunu algılamak, yönetmek ayrı bir hikaye. Sosyal medyanın bir şey sağladığını kabul etmek lazım. Ve bu kadar parayı biz niye ödüyoruz abi? Niye ödüyoruz yani? Hani... Tuvalette... Bir şey Louis C.K.'nin söylediği tuvalette defi hacet ederken YouTube'da sert bir yorum yazabilmek için yani. Ya Louis işte, C.K.'nin tarifi budur internet kullanımının rutin hali. Bu üzerine bu arada hep aklıma geliyor not almayı unutuyorum. Şimdi not alıyorum. Üzerine konuşmamız gereken konulardan bir tanesi şu zaman ya. Aslında hiç evet zamanı da yani zaman zaman gündemimize geliyor ama bir türlü bir zaman türlü bulup da zaman konuşamadım. Şunu kabul etmek gerekiyor. Bir konuya ona uygun şekilde zaman ayırmadığın sürece anlamlı ve fiziki bir karşılığı yok bizde. Esas, bu bir stabil. Evet. Aynen. Onun altında zaman harcarsak o konuyla alakalı o sadece dışkı senin az önce söylediğin gibi. Aynen. O sadece atıl bir toksin yani vücudundaki. Şimdi ben bu muhabbetlerimizin en önemli kısmını her bölümde belki bir iki tane olan çıktılar olarak görüyorum. Yani onların esas kalması ve onlar üzerine kafa yoran takipçimiz çok bizim. Çünkü izliyor, dinliyor. Bir şey takıyor kafaya, düşünüyor, eşiyle, dostuyla konuşuyor. Sonra yorum yazıyor mesela. Sen de görüyorsun onları. Evet, evet, evet. Yani mesela sosyal medya işte yasaklanacak mı? İşte kişisel özgürlükler, artık bu bir hak bilmem ne kavgasının çok ötesinde. Ya bir son kullanıcı olarak sosyal medyayla ilişkin nasıl? Mesela şu anda sosyal medyayı bizim ülkemizin ya effective immediately diyor ya Amerikalılar. Kökten ve dipten yasakladığını düşün. Gerçekten becerler. VPN'le falan hiçbir şeye giremiyorsun. Bir ay boyunca hiçbir sosyal medyaya ulaşamadık. Hayatımızdan ne eksilir, hayatımıza ne gelirdi? Bir bunu düşünmek lazım. Bu tabii herkesin kişisel planda kendisini çıkaracağı bir şey. Hani ben mesela baktığım zaman işim çok ciddi zorlaşırdı. Çünkü ben işimi sosyal medya üzerinden yapıyorum. Anlatım işini oradan yapıyorum. Ama herkesin kendi çapında baktığında göreceği bir şey var. Resmen hayatı yaşamamızı ve anı biriktirmemizi engelleyen bir deliye dönmüş vaziyette. Deliklerdeyiz. Yani biz bir fıçıyız. Sıvı biriktirmeye çalışıyoruz. Anılara sıvı de, su de. Ama her yerimiz delik. Orada vırla vırla dışarı çıkıyor ve bir türlü bir su seviyesi tutturamıyoruz biz. Aslında şu anda sosyal medya diye bayıla bayıla 7/24 kullandığımız şey hayatı biriktirmemizi, durup bir şeyin önüne ciddiyetle odaklanmamızı, bir şeyleri uzun süreli olarak takip edebilmemizi bile engelliyor. Kaç kişiyi takip ettiklerine baksınlar. Bir gün bana işte Sinan Hoca takipçi kazıyor bilmem ne suçlamalarıyla bir seri bir şey yazan bir çocuğu merak ettim, tıkladım. 1.100.000 kişiyi takip ediyor. 160 takipçisi vardı. Yani üzüldüm bir anda. Şimdi düşünsene 1.000.000+ kişiyi nasıl takip edebilir? Bu ne demek? Yani hayır, sadece onları takip etmek için ne kadar süre geçirmiş olması gerekiyor? O düğmelere bastığını düşün. Adını gördü, karar verdi. Muhtemelen pek ayıklamamış da. Yani neticede sadece düğmeye bassan bayağı zaman. Şimdi bu o kişinin kendi hayatını heder eden bir tecrübeye dönüşüyor. Bir kere hepimiz bireysel düzeyde bunu bileceğiz. Eğer bir imkan, bu biraz söyleyeceğim şey hani bilimsel kanıta dayanan bir şey değil. Hayat tecrübesi, biraz karma felsefesi, biraz tasavvufi bakış hepsinden beslenen bir şey. Hayatta bir şeyi kıymetince kullanırsan o sana değer katacak. Yani ama kıymetince kullanmazsan o seni rezil edecek. Yani kötü gelecek sana. Yani sosyal medya dediğin araç, internet dediğin araç, dijital imkan dediğin şeyler o kadar büyük imkanlara sahip ki bizim cep telefonlarımızın %1'iyle herifler Ay'a gidip geliyor 1969'da. Biz bugün onun binlerce katı telefonlarına selfie çekiyoruz falan, dudağımızı büzüyoruz. Böyle bir halde kullandığımı bunun kazığını yiyeceksin. Kişisel planda bence bu bölümde benim verebileceğim bir tavsiye varsa sosyal medya yasaklanmamalı. Evet hiç katılmıyorum. Evet kişisel özgürlüğün çok önemli bir parçası. Evet aa ne kadar güzel işte David Beckham'a saçını beğenmedim diye tweet atabiliyorsun. Harika bir şey. Bunların hepsi çok güzel. Fakat bu bize ne yapıyor? Bireysel düzeyde bana faydası ne? Daha önceki bölümlerde hoşuna gitmişti Selim Canan'ın sevgili kardeşimin tabiriyle. Mala davara faydası var mı efendim? Bunu sormak gerekiyor. Yani mala davara faydası gerçek hayatımızda hayatımızı sürdürmek için gereken şeylere bir faydası var mı? Bana katkı sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bundan sonra gelir bence bütün tartışmalar. Ama bu gözle bakarsak eğer zararı daha çok şu anda. Bireysel düzeyde yani asla üstten kontrolü falan mümkün olmayan bir şey. Onu zaten hiç masa dışı bırakıyorum ama biz hakim olmadık mı? Bunun için de
insanın fabrika ayarlarını bilmek lazım. Yani tavsiye ederim okuyun. Fiziki dünya ilişkisi içinde bedenimiz şöyle algılıyor gibi geliyor bana. Yani bedenin, zihnin ya da sosyal yapıların ayrı ayrı evrenleri var. Ama bedenimiz şöyle algılıyor. Sen ömrünün son 10 yılının, atıyorum 10'da 2'sini elindeki bir şeye bakarak geçirdin. Burada ne gördüğünü algılamıyor bedenin. Tamam. Şöyle bir şeye bakarak geçirdin ya da şöyle şöyle yaparak geçirdin şeyin içerisinde. Evet. Şimdi bunu fark edince yani fiziken, yani dıştan göründüğü halde yani içindeki anlam, çünkü dijitalde karşılaştığın şeylerin hepsi bilgi ve anlamla alakalı. Hani onun iyisini ya da kötüsünü geçtim, iyisini de yapıyor olsan hani oradaki pozisyonda fiziken sen beden olarak şöyle bir şey yaparak geçirdin. Ömrünün 10'da 2'sini, 10'da 3'ünü. Ve 2 boyutlu ekranlar üzerinden yaptım. Hepsini yani. 2 boyutlu ekranlar üzerinde şöyle şöyle yaparak ya da şöyle şöyle yaparak geçirdin. Yani bunu fark edince mesela insan tuhaflığı fark ediyor. Yani hani bir şey de ki bir de bunun içerisinde bilginin işlenmesi, bilginin insandaki oluşturduğu deformasyon bilmem ne. Her şey zihinsel. Bu şeyi, müziği kapattığında, yani müziği duymadığında dans edenler insana deli gibi gözükür ya. Anlamsız hareketler yaparlar falan. Yani sosyal medyada gerçekten dışarıdan bakınca çok salakça gözüküyor. Evet, evet. Yani hareket o kadar yüzeysel falan. Ve yaşlıların buna kaptırma biçimini seyretmek daha eğlenceli. Yani belli bir yaşın üzerindeki dehşet dolu gözlerle kaptıramıyordu meseleyi, tamam mı? Bir şey akıyor falan. Ama işte bir komik video falan buluyor, böyle bir yüzlerine yayılan bir gülümseme. Yani tamamen hakikaten matrise bağlı tipler gibi olmamıza tam bir örnek yani bu. Evet, evet. O yüzden bir kişisel dersimizi alalım. Herkes sosyal medyada büyük konuları konuşmayı çok seviyor. Biz de böyle konuyu açtığımız zaman diyorlar ki bir şey söyleyin konularla ilgili, işte ne, işte siyasete dair bir şey söyleyin. Siyasete dair bir şey söylemenin hiç kimseye faydası olduğunu ben görmedim şimdiye kadar. Ben 10 sene siyaset yazdım. Siyasi bir derginin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Bir ara işte dergilerden birini aldım. 3 ay önce çıkmış dergi. İçindeki yazıya baktım. Kendi yazıma. Hiçbir anlamı kalmamış yazın. Dedim ki abi ben ne yapıyorum? Sosyal medya aynı böyle bir şey. Yani bir şey yapıyorum gibi geliyor sana. Tepki gösteriyorum gibi. Ama mühendislik yapmak, bir şeyleri dizayn etmek, adım adım planlamak, proje vermek, işte o dikkat istiyor. O zaman arabayı geri geri park eder gibi sesi kapatacaksın, sosyal medyayı kapatacaksın, şeyleri, çeldiricileri bir uzaklaştıracaksın. Önüne net meseleyi koyup ona çalışacaksın. Sosyal medya güzel ama abartmamak gerekiyor. Kamu spotu da burada aşağı şey yapalım. Abartmayalım lütfen. Tamamdır. Üzerine bir şey demeyeyim. Kamu spotuna da bağladık. Bağladık.